Merhabalar, Kınadeller Örgü ve kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma ilk defa gelip beni tanımayanlar için ben Şerife Kıracı. Bugün sizlerle bu örgü modelimin anlatımını paylaşmak istiyorum. Modelimin burası ön yüzü ve burası da arka yüzü. Ben sizlerden şu şekilde küçük bir parça başlayacağım. Diğer ipimle modelimi şöyle bırakıyorum. Öncelikle ben 21 ilmekten başlayacağım. Bu şekilde 10 tane ilmeğimi örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10 tane ilmeğimi düz bir şekilde ördüm. Şişime bir tane çoğaltma işlemi yaptım. İki ilmeğimi birlikte aldım. Tekrardan ilmeklerimin tamamını düz örerekten devam ediyorum. Modelimin kurulumu sadece ön yüzde, arka yüzde hiçbir işlem yapmıyoruz. İlmeklerimizin görüldüğü şekilde örüyoruz. Buradaki bu çoğaltma işlemi yaptığım ilmeğimi de ön yüzü düz, arka yüzü ters olacak şekilde örüyoruz. Yani arka yüzde de ilmeklerimin tamamını ters örerekten devam ediyorum. Tekrar örgümün ön yüzüne geldim. Kenardaki ilmeklerimi düz örerekten devam ediyorum. Ve bu alttaki çoğaltma işlemini yapmadan önce iki tane ilmeğimi örmeden alma yönünüze göre değişiyor. İlmeklerimin yönünü değiştiriyorum ben. Sizin de ilmeklerimizin alma şekline göre değiştirebilirsiniz. Bu şekilde yine aynı şekilde iki ilmeğimi birlikte alıyorum ve şişime tekrardan ipimi bir tane doluyorum ve bir tane ortada düz ilmeğimi örüyorum. Tekrar şişime bir tane doluyorum. Yine iki ilmeğimi birlikte alıyorum ve diğer ilmeklerimin tamamını düz örerekten devam ediyorum. Tekrar örgümün arka yüzünde ilmeklerimin tamamını ters örerekten devam ediyorum. Tekrar örgümün ön yüzündeyim. Yine aynı şekilde kenardaki ilmeklerimi örerekten devam ediyorum. Buraya gelene kadar tekrardan yine aynı şekilde çoğaltma işlemi yaptığım ilmeğimin yanında iki tane ilmeğimi yine yönünü çevirerekten ikisini birlikte alıyorum ve tekrardan bir tane şişime ipimi doluyorum. Aradaki ilmeğim şu anda 3 tane oldu. 3 tane örüyorum ve tekrar bir tane şişime dolama yapıyorum. 2 ilmeğimi birlikte alıyorum. Tekrar diğer ilmeklerimi düz örerekten devam ediyorum. Ve örgümün arka yüzünde ilmeklerimin tamamını ters örüyorum. Tekrar örgümün ön yüzündeyim. İlmeklerimi düz örerekten devam ediyorum. Yine aynı şekilde iki tane ilmeğimi yönünü çevirerekten ikisini birlikte örüyorum. Bu şekilde 1, 2, 3 ve 4. yapıyorum. Bu şekilde 6 tane yapıyoruz. Şu kısımdan sayarsak 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Yine aynı şekilde diğer tarafı da 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Bu şekilde 6 tane ilmeğimizi yapıyoruz. Ve şu anda ortada 1, 2, 3, 4, 5 tane ilmeğimiz oldu. Bir sağdan bir soldan arttırırsak 7 tane ilmeğimiz oluyor orta kısımda. Şu anda kalbimizin ortasında 7 tane ilmeğimiz oluyor. Yine tekrardan şişim ipimi dolayıp 2 ilmeğimi birlikte alıyorum ve kenardaki düz ilmeklerimi örerekten devam ediyorum. Örgümün arka yüzünde ilmeklerimin tamamını ters örüyorum. Ve yine tekrardan örgümün ön yüzündeyim.
Yine kenardaki düz ilmeklerimi örüyorum ve iki tane ilmeğimi birlikte alıyorum. Beş işime bir tane ipimi doluyorum. 1, 2, 3, 4 ve 5. arttırmamı yapıyorum. Tekrardan yine aynı şekilde diğer taraftaki ilmeğimi de aynı şekilde yapıyorum ve kenar ilmeklerimi örüyorum. Örgümün arka yüzüne geçiyorum. Tamamını ters örüyorum. Ve tekrar örgümün ön yüzündeyim. Yine kenar ilmeklerimi örüyorum. Yine aynı şekilde iki tane ilmeğimin yönünü çevirerekten ikisini birlikte alıyorum. Ve tekrar şişime bir tane doluyorum ve bu son sıram olmuş oluyor. Arttırmada 1, 2, 3, 4 ve 5, bu 6. son sıram. Şu anda açma işlemi yapıyoruz. Kalbin alt kısmını, V'sini yapıyoruz. Ve tekrardan aradaki düz ilmeklerimi örüyorum. Ve yine bir tane arttırma işlemimi yapıyorum. İki ilmeğimi birlikte alıyorum. Ben kenarlarda 10 tane ilmek bıraktığım için kenarda 5 tane ilmeğim kaldı. Sizin tercihinizde, siz kenar kısımda kaç tane bırakmak isterseniz, ben 10 tane ilmeğimi bıraktım. 11. de birlikte 10 sağda 10 solda kaldı ilmeğim. Ve yine örgümün ön yüzündeyim. İlmeklerimi düz örerekten devam ediyorum. Ve bu arttırma işlemimi de örüyorum. Tekrardan şişime bir tane doluyorum. Şu anda kapatıyorum. Şu kısmı yapıyorum. Kapatma işlemini yapıyorum. Ve şişime bir tane doluyorum. İki ilmeğimi birlikte alıyorum. Bir ve iki tane örüyorum. İki ilmeğimi birlikte aldığım ilmeğimle birlikte 3 tane oluyor. Tekrardan şişime bir tane daha alıyorum. İki ilmeğimi birlikte alıyorum. İki ilmeğimi birlikte aldığım ilmeğim 1, 2 ve burada da bu tarafta da burada kestiğim ilmeğimi burada da burada şişime ipimi kesmeden dolayıp kesiyorum. Sol tarafta da iki ilmeğimi birlikte alıyorum. Şu şekilde iki ilmeğimi birlikte alıyorum. Tekrardan şişime ipimi doluyorum. Sağ tarafta ilmeğimi dolayıp iki ilmeğimi birlikte kesiyorum. Ama sol ilmeğimde de iki ilmeğimi birlikte kesiyorum. Tekrardan ilmeğimi çoğaltma işlemimi alıyorum. Ve yine kenar ilmeklerimi düz örüyorum. Örgümün arka yüzüne geçiyorum. Tamamını ters örüyorum. Ve tekrardan modelimin ön yüzündeyim. Öncelikle ilmeklerimin tamamını düz örerekten devam ediyorum. Ve buraya arttırma işlemime geldim. Tekrardan arttırma işlemimi ördükten sonra şişime bir tane dolayıp yine aynı şekilde iki ilmeğimi birlikte alıyorum. Tekrardan bir tane ilmeğimi örüyorum ve bu ilmeğimi ördüğüm ilmeğimi, bu kestiğim ilmeğimi, iki ilmeğimi birlikte aldığım ilmeğimi tekrardan diğer ördüğüm ilmeğimin üzerinden bu şekilde geçiriyorum ve burada bir tane çoğaltma işlemi yapıyorum. Burada ilmeğimin üçünü birlikte alırsam burada büyük bir toplama oluyor, şekilde oluyor. Bu şekilde yaptığımız zaman daha muntazam ve daha güzel oluyor. Tekrardan şişime bir tane doluyorum. Bir tane düz örgüm örüyorum ve tekrar bir tane daha doluyorum şişime. İki ilmeğimi birlikte alıyorum. Yine bir tane daha örüyorum ve yine aynı şekilde sağ taraftaki yaptığım işlem gibi sol taraftakini de üzerinden geçiriyorum. Tekrar şişime bir tane doluyorum. Diğer ilmeklerimi düz örerekten devam ediyorum. Ve bu şekilde modelim tamamlanmış oluyor. İlmeklerimin arka yüzde hiçbir işlem yapmadan
tamamını ters örerekten devam ediyor. Ve modelim tamamlanmış oldu. Ben arasında şu şekilde göstereyim. Arasında modelim bittikten sonra bir önden düz ve arkadan bir sıra ters olaraktan örüp tekrardan üzerine aynı şekilde uygulamamı yaptım modelimi. Arasına ben ilk sırama gittikten sonra tekrar kalbimi uyguladım. Sizin tercihinize isterseniz daha fazla veya daha az da yapabilirsiniz. Büyük bir parça yapmak istiyorsanız da şu şekilde söyleyeyim. Ben aralık gördüğünüz gibi bu ve bunun haricinde bir tane kaldı. Ve yani 3 tane ilmeğim kaldı. Arada 3 ilmeğim kaldı. Bu şekilde uyguladım ben. İsterseniz siz bir tane bırakabilirsiniz veya denk gelebilir. Büyük parça yapmak isteyenler için de bu aradaki ilmek sayım 13 tane. Yani şu şekilde bakın. Burada 2 ilmeğimi birlikte aldığım için 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ve 13 tane ilmeğimi bırakıp tekrardan modelimi uyguladım. Siz de yapmak istediğiniz parça büyük olursa modeli yapıp ara kısmına 13 tane ilmek bırakıp tekrardan modeli uygulayıp tekrardan 13-13 şeklinde uygulayabilirsiniz. Ve bu diğer büyük modelim ve bununla da sarı ipimle sizlerle yaptığım küçük modelim. Umarım hoşunuza gitmiştir. Umarım beğenmişsinizdir. Bu ve buna benzer örgü modellerimi ve örgü tekniklerimi takip etmek için kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.